Arkadaşım çiftçi olarak kendisi çiftçi işlerini geliştirmek için alternatif yollar arıyor. Alternatif yollar ararken bir belgeselde bundan izleyerek bu belgeselden etkilenerek bu mısırları Türkiye'ye getirmeye karar veriyor. Amerika'daki akrabaların vasıtasıyla oradaki kızılderililerle irtibata geçiyor. Orada ücret karşılığı 5-6 tane baş getiriyor Türkiye'ye. Bunları çoğaltıyor ve seri üretime geçmiş arkadaşımız şu anda. Ben de kendisinden ricada bulundum. Kendisi Aksaray'da ekiyor. Ben de kendisinden ricada bulundum. Beni kırmadı sağ olsun. Bana bir avuç kadar gönderdi. Ben o bir avuçla ilk başladığımda evde saksıyla başladım. Sonraki boyutta ben bunu çoğaltmak istedim ve bahçeyle başladım. Ve yetkililer hani bana yardımcı olursa ileride ben bunu daha geniş yerde de ekmek isterim. Çünkü ekmek istediğimde benim yerim olmadığı için bir şey yapamadım maalesef. Burası bir aile dostumuzun yeridir. Kendisinden ricada bulundum. Kırmadı sağ olsun, teşekkür ederim ona, kendisine de. Bu doğal gedosuz ve renkli mısırdır. Bunu sürekli ektikçe geliyor. Hani diğer tohumlar gibi değildir bir seferlik. Bu mısır ne kadar su verirsen o kadar verimi daha da artar. Çünkü bir başta bir dalda bir iki üç tane gelirken bunu ne kadar sulasanız bazen 5 bazen 10 tane kadar da gidiyor. Verimi güzel bir şeydir. Doğal ve nadir bulunan bir şeydir. İlk bu Türkiye'ye geldiğinde de bir habesi 1 liradan şöyle bir koçan 200-250 TL arasında şu anda satılıyor. Bu hem patlatılarak hem de kaynatılarak yiyebiliyor. Aynı zamanda hayvan yemi olarak kullanılabiliyor ama nadir bulunan bir şey olduğu için kimse bunu kullanmak istemez pek. Her koçanda farklı farklı renkler çıkıyor. Kiminde yeşil, kiminde sarı, kiminde turuncu, kiminde mavi, kiminde de turkuaz rengi ya da ne bileyim farklı renk. Daha bilmediğimiz çok farklı renkler de çıkıyor. 2 yıldır bunu ektiğim için şöyle bir şeyin farkında vardım. Bu mısır Diyarbakır havasına ve suyuna da iyi geliyor.